Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve elhikna ila salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Evet. Şimdi geldik şeye, kıyasın çeşitleri bölümüne geldik. Kıyasın çeşitlerinde ne vardı? Bizim yani kıyasın çeşitleri olarak zikrettiğimiz şey sanatı hamse meselesi vardı. Beş sanat meselesi vardı. Bunlar kıyasın madde itibariyle taksimiydi. Kıyası bu şekilde yani delili kendi onu oluşturan kaziyeleri, maddeleri itibariyle ne yapıyoruz? Taksim ediyoruz. Ve hüccetun nakliyetun akliye. Hüccet delil ya aklidir ya naklidir. Eksamu hediye hamsetun celiyye. Bunun beş tane çeşidi vardır yani. Beş kısmı vardır. Hitabetun şi'run ve burhanun cedel ve hamisu safsatatun niltel emel. Yani bu şekilde emele nail oldun. Bunlar da safsat. Safsata, cedel, burhan, şiir ve hitabet. Ekulu. El muradu bil hücceti el kıyas. Hüccet ile kastedilen şey kıyastır. Ve lemma kâne el vacibu alel mantıkiyyi en yanzura fî maddetil kıyas ve suretihi liya'rife الخطأ في القياس كما يأتي في قول المصنف فخطأ البرهان البيت احتاج bakın ta cevap şimdi geldi Lemba'nın cevabı احتاج لبيان مادته bakın cevap şimdi geldi yani madem ki bir mantıkçıya vacip olan şey kıyasın maddesine ve suretine baksın ta ki kıyastaki hatayı alsın aynı musannifin ileride hataul burhan demesi gibi burhandaki hataları zikredeceği yer. O zaman ne vardır? Kıyasın maddesini beyana ihtiyaç vardır. Ve zekere ennel kıyas kısman. O zaman kıyas iki kısımdır. Biri nakli, biri akli. Nakli huve ma kânet maddetuhu me'hûzeten minel kitab ve sünneti vel icma. Yani kıyas nakilden alınıyor. İcma, kıyas, icma, kitap, sünnet ve icmadan. Ve akli olan o da beş çeşittir. Birincisi el burhan ve se'eti fî kelâm-ı musannif. Musannif bunu sona bıraktı. Çünkü bu önemli diye. Ve sâniha ikincisi el cedel, cedeldir. Ve huwa ma terakkebe min qadaya meşhura. Kadiye meşhuralardan oluşur. Nahvu el adlu hasen. Mesela bakın cedel dediğimiz kadiye meşhuralardan veya müsellemelerden. Mesela ne gibi adalet güzeldir diyorsun. Zulm kabihtir diyorsun. Çirkindir diyorsun. Bak bunun üzerine sen ne koyuyorsun? İnsanlar tarafından müsellem olmuş, meşhur olmuş. Bakın meşhur ve müsellem tabiri şeyden daha geniştir. Neydi onun adı? Yakinden daha geniştir. Yakin de bedihiden daha yani zaruri daha geniştir. Zaruri veya yakin dediğimiz şey o da bedihiden daha geniştir. Bedihi daha dardır. Onun üzerinde yakini zaruri dediğimiz onun üzerinde müsellem meşhur. Çünkü müsellem meşhurlar yakini de olabilir. Yakini de olabilir, gayri yakini de olabilir. Yani mesela yalan da olabilir, uydurma da olabilir. Mesele müsellem olması. İnsanlar indinde kabul görmesi, meşhur olması. Aynı meşhur hadisler gibi düşünün. Meşhur hadislerin bir kısmı uydurma. Yani tabii bizim buradaki meşhur o üçlü kısım değil. Mesela işte bazı insanlar iyi meşhur iki tane ıtlakı var ilmi hadiste biliyorsunuz. O diğer ikinci kısmı yani. O da nedir? Yani mütevatir meşhur diye Hanefilerin aldığı kısım değil de meşhur dediğimiz ikinci ıtlakı nedir? İnsanlar elsine-i nasta müştehir olması. İnsanların dilinde iştihar etmesi, şöhret bulması. Bu da nedir? O iştihar eden şey bazen sahih hadistir, bazen mütevatirdir, bazen de uydurmadır, zayıftır mesela. Evet. Ya da müsellemdir mesela. İki hasım arasında müsellem. Sevâun ekânet. Sevâun kânet sadıkaten em kâzibe. İster sadık olsun ister kâzibe. Liyubnâ aleyhel kelâm fî def'i kulli minel hasmeyni sahibehu. Çünkü iki hasımdan her biri bununla diğer hasmını ne yapmak istiyor? Onun kelamını def etmek istiyor. Vel maksud minhu kahrul hasım. Hasrı kahretmektir bundan amaç. Yani onu alt etmek. Ve ikna'u men la kudrete lehu ala fehmil burhan. Bir de nedir diğer bir kısmı da? Burhanı anlamayan kimseye ne yapmak? İkna etmektir. Ve salisuha. İkincisi nerede ki? Salis. Ha, birinci bedeli. Üçüncüsü el hitabe. Hitabettir. Ve huve ma terakkebe min mukaddimatin makbuletin. Ev maznunetin. Zanni veya makbul mukaddimelerden oluşur. Fel ula birincisi yani makbul olan. Mesela kes sadireti min şahsin te'tekidu salahahu. Yani kendisinin salahını itikad eden, salih olduğunu düşünen bir şahıstan sadır olması gibi.
Vesani ve saniyetu buna göre mesela bu mukaddime nedir mesela? Makbuldür önce değil mi? Mesela şeyhi söylemiş, hoca söylemiş vesaire. Evet. Ve saniyetu hiye elleti yahkumu bihal aklu bi vasıteti zanni. Ma'a tecvizin nakiz. Yani onun zıttı da olabilir ama akıl bunun zannını, akıl ne yapıyor? Zanni olduğunu kabul ediyor. Zan vasıtasıyla akıl ona hükmediyor. Nah mesela diyor ki hâzâ lâ yuhâlitun nâs. Diyorsun ya bu insanlara karışmaz. İnsanlarla bir araya gelmez. Ve kullu men mâ lâ yuhâlitun nâs, men lâ yuhâlitun nâs mütekebbir. O zaman insanların içine girmiyorsa o kibirlidir. Baksana bizle konuşmayı bile istemedi. Belki de utangaç. Daha da mütekebbir oluyor değil mi? Bazen bir yere gidiyorsun, sana soğuk davranıyor. O mesela sonra tanıdıkça bakıyorsun ki onun soğukluğu mesela tabiatından ileri geliyor biraz. Yoksa aslında soğuk biri değil. Çok ince, çok mütevazi. Ama sen onu ilk önce ne yaptın? Mütekebbir olduğuna hükmettin. Bu şekilde. Bu zannidir. Zanna dayandın. Ve lagaradu minel hitabeti terhibus samiye fîmâ yenfe'uhu dünyen ve uhra. Yani dünyevi ve uhrevi anlamda ona fayda verecek, dinleyene fayda verecek şeylere onu terhib ettirmektir. Yani o yapsın diye ne yapmaktır? Uğraşmaktır. Evet. Şiire gelince ve huve ma teellefe min kadaya tenbasitu minha nefsu ev tenkabidu. Bakın bu da bir kaziyelerden oluşuyor ki insanın nefsi ya bununla bir rahatlıyor, böyle bir genişliyor, huzur buluyor veya da daralıyor. Amaç bu zaten. Mesela hu el hamru yakutetun seyyaletun. Hamur diyorsun mesela içkiyi övecek mesela. İçki diyor akıp giden yakut gibidir falan böyle övüyor. Bakın şiirler çok etkilidir. Marşlar çok etkilidir. Bunlar etkilidir yani. Vel asel diyorsun mesela. Balı kötü göstereceğim. Mürretün, muhevviatün, ev mukayyiatün. Yani arının kusmuğu gibidir bal yani. Sanki arının öyle işte onunla iğrendirmeye çalışıyor yani. Falan. Vel garadu minhu. Bundan garat nedir? İnfialdir, infial. Nefsin harekete geçmesidir. Değil mi? Bakın nice kitleleri bununla harekete geçirirsiniz. Li terğibiha fi şeyin ev tenfiriha anhu. Ya bir şeye rağbet ettirmek için ya da bir şeyi ondan ne yapmak için? Nefret ettirmek için. O yüzden vaizlerin vesaire değil mi? Konuşurken işte anlatırken şiiri kullanmaları önemlidir. Tabii şiir bizim anladığımız manada şiir değil, daha geniş. Anladınız siz onu. Buradaki kaziye yani. Bu normal de olabilir ama bu manada da şiir de yine mesela etkilidir. Evet. وَلَا يُنْظَرُ فِي الشِّعْرِ لِكَيْ يُسَمَّى شِعْرًا اِنْ كَانَ قَضَايَاهُ حَقًّا اَوْ بَاطِلًا. Burada kaziyenin hak veya batıl olmasına bakılmaz. Önemli olan amacı, infialün nefs, nefsin infialidir yani. Evet, hamisuha safsata diyoruz. Safsata dediği bakın burada diyor mu'rabatun mine Yunanca bir kelimedir diyor. Mahuzeti min kelime iki kelimeden alınmış aslında. İki manası şu. El hikmetul mümevvihe. Mümevvihe demek mümevvi şey demek. Hatta bu ne diyoruz? Renk değiştiren hayvana bukalemun. Ona da deniliyor. Yani suret değiştirmiş hikmet. Yani aslında hikmet gibi duruyor ama boyalı. Aldatıcı yani. Evet. Ve hiye ma teellefe min mukaddimatin batıletin. Batıl mukaddimelerden oluşur. Şebihetin bil hak ama hakka benziyor. Sureten hakka benziyor. En tehlikelisi bu. Efendimiz buyuruyor ya benim ümmetim hakkında en çok korktuğum kimseler kim? Dili pek olan münafıklardır. Dili güçlü. İnsanları etkiliyor. Ke kavlina şu sözümüz gibi fi sureti feresin fi hayit. Mesela bir feres görüyoruz duvarda resim. Ha da feres diyoruz. Bu diyor ki adam bakın bu at değil mi kardeşim at. O zaman bütün atlar kişiler. O zaman bu da kişnemesi lazım. Aldatıyor insanlar. Yo at değil ki atın sureti bir at diyoruz mecazen diyoruz gibi. İnsanlara anlatıyor. Vel garadu minha. Bundan amaç ne? İka'u fiş şukuk ve şübhetil kazibeti. Adamın amacı ikna etmek değil. Adam diyor ki ben bir şey ortaya atayım yalan bir şüphe vereyim ona. Şüphe ika edeyim ona. Şüphe koyayım. Yalan ona koyayım. İnsanlar öyle inansın. Yalan desin. Ve yuqalu leha mughalata. Buna mughalata denir ve müşagabe denir ve istimaluha haram. İstimali, kullanımı haramdır bir cemi envahya bütün çeşitleriyle. Bunun çünkü çok çeşitleri var. Ve min akbahi tilkel enva. Bu çeşidin en kötüsü, en çirkini ise nedir? El mughalatatul hariciye. Harici mughalatadır. Ve hiye nedir? En yeşgalel münazır. Münazır ne yapıyor? Yeşgale ellezî la fehme lehu ve len kıyâte lil hak. Münazır yani münazaracı, konuşmacı ne yapıyor? Hasmının fehmi hasmi, hasmının fehmini işgal ediyor, karıştırıyor.
Nasıl bir münazırcı? Ne kendisinin bir şeyi anlıyor, ne de hakkı bulma gibi bir derdi var yani. Öyle bir derdi yok. Böyle adamlarla zaten tartışmamak lazım. Hazreti Ali de diyor ya, cahille tartışma, senin kalbini yaralar. Gereksiz yere moralini bozar. Bir sonuca da ulaşamazsın. Hele ki internet üzerinden tartışmalar var ya, asla biriyle yorum üzerinden tartışmam ben. Adam baktım bana soru soruyor, cevap veriyorum. Baktım başlıyor söylemeye söylemeye. Bana soru tekrar gelmediyse cevap vermiyorum. Ne yapayım? Yani benim söylediğim ortada. Sen de o artık bul fikrine, neye ulaşacaksan ulaş. Nedir? Bunlarla bir şeye bulamıyorsun. Cahil adam zaten senden böyle bir şey istiyor. O seviyeye düş diyor yani. Bunlar ne yapıyor? Hasmının fehmini bozmaya. Neyle meşgul etmeye çalışıyor? Bim bima yüşevvişu aleyhi. Onun zihnini karıştıracak şeylerle. Mesela bir tane daha söz getiriyor. Tekrar söylüyor. Onu çeviriyor. Bir yere odaklandırıyor. Bir yerden çıkartıyor. Bakın bu o kadar önemli ki bu safsata. Bir ara ben Darwinizmle alakalı bir çalışma kendimce uzun süre yapmıştım, çalışmıştım. O yaparken şeyi görmüştüm. Amerika'da o zamanlar daha çok önceleri 2000'li yıllarda bir dava oluyor. O davada işte Darwinistlerle Darwinist dışındakiler tartışıyor falan. Mahkemeye intikal ediyor mesele. Oradan bir tane adam savunuyor şeyi, işte Darwinizmin olamayacağını. Adamın teorisi indirgenemez kompleksik diye bir teorisi. Örnek olarak da bir hayvanı, bir hayvanın kuyruk sokumu bilmem neyi inceliyor, tam hatırlamıyorum. Çok önceydi, yıllar önce, 10 yıl oldu belki daha fazla. Yani o orada işte bunu anlatıyor. Fakat adam o kadar cüz'i bir şeye takmış ki, o kadar savunamıyor ki, diğer adam da zeki, akıllı. Onu oradan çıkartmıyor. Tamamen onun o ifade ettiği suretler üzerine. Adamın iddiası şu. Yani eşya diyor o kadar karmaşık, o kadar kompleks ki diyor, onu biz diyor basite indirgeyemeyiz. Yani bir şey işte o mutasyona uğradı. O mutasyondan işte bir anda ne oldu? Tek canlıydı. Bir anda beş tane şey oldu. Tek hücreliydi. Beş hücreli oldu. 40 hücreli oldu. 80'e çıktı. Bir anda gözü çıktı. Ayağı çıktı. Başı çıktı. Böyle bir şey mümkün değil. Milyarlarca hücreden bahsediyoruz. Bu hücrelerin içerisindeki oluşan parçalar, şundan bundan, gözün tam mekanı, burnun yeri, ağzın konumu vesaire o kadar kompleks ve mükemmel ki diyor. Sen diyor bunu bu şekilde yaptığını söyleyemezsin yani kendi kendine. Çünkü diyor ki mutasyon kendi kendine olmuş diyor. Kendi kendine olmuş mutasyonlarla diyor bu var olamaz diyor yani. Şimdi özü bu. Ama o adam çok akıllılık yapıp ne yapıyor? Onu oradan çıkartmıyor. Onu o tartışmanın içine koyuyor koyuyor. Öyle anlatıyor ki kimse anlamıyor adamın anlattığı. Ya zaten bu hususi bir mesele. Senin uzmanlık alanın ama sen insanları ikna edemedin ki bundan. Oysa bir adım geriye çıksın. Ben bazen tartışmalarda bunu yapıyorlar. Gidiyorum adamla. Adam benimle işte inançsız. Geliyor benimle Kur'an'ı tartışmaya çalışıyor. Sana ne diyor Kur'an'dan? Sana ne kardeşim? Yalan doğru. Sen ne yapacaksın? Sen bir dur. Sen gündüzün ortasında güneşi inkar ediyorsun, Allah'ı inkar ediyorsun. Gel biz onu konuşalım. Sen ne yapacaksın ayeti? Ayette senin ne işin var yani? Benim dinimle ne işin var bir kere? Sana göre ben bir şey olmayacağım ki. Sana göre ben zarar görmeyeceğim ki. Senin benim dinimle ne işin var? Bana göre sen cehenneme gideceksin. O zaman sen bana demen lazım ki benim cehenneme gideceğimi hükmediyorsan ben de yanlışa düşmeyeyim. Bana ispat et. Yanlışımı söyle demen lazım. Biz burada bunun için toplandık. Ama ne yapıyor? Bakın sureti değiştiriyor. Meseleyi değiştiriyor. Başka yere çekiyor. Ya bunu o kadar çok örneğini anlatabilirim ki size. Adam mesela bir meseleyi öyle bir anlatıyor, öyle bir anlatıyor, öyle bir surette sen de oraya giriyorsun, giriyorsun, giriyorsun. Artık meselenin küllünü unuttun. O cüz'e o kadar daldın, o kadar daldın ki mesele neydi, aslı neydi unuttun. Zannediyorsun ki ya adam ne kadar etkili şeyler konuştu. Oysa bir ben bunu çok kullanırım mesela. Dedim ki bir adım geri çık kardeşim. Mesele o kadar basit ki aslında. Senin kompleksleştirdiğin gibi değil yani. Ve biz bunlara muhalata diyoruz. Muhalatanın çok sureti var. Kelamın kabihin, kötü bir kelam mesela ortaya koyuyor. Orada mesela tutuyor, atıyorum bir tanesinin yaptığı gibi tartışma ahlakı olmayan bir belki işte kimsenin, araştırmacının yaptığı gibi ne yapıyor? Orada Peygamber Efendimizin bir hadisiyle alakalı bir mesele tartışılıyor. Adam tutuyor orada işte ne yapıyor? Deve sidiği getiriyor yani. Hadi iç diyor. Ya hangi alim içilir dedi ki? Veya da içmenin vacip veya sünnet olduğunu hangisi dedi ki bu İslam'ın içine dahil olan bir hüküm bile değil. Ki ne, o bize göre necasettir zaten. Sadece Efendimiz onların uygulaya geldikleri şeyi söyledi onlara. Ama bunun aslını bilmiyor, bilmem neyini yapıyor, muğalata yapıyor yani. Biz buna muğalata diyor çok sureti var. لِيَظْهَرَ لِلنَّاسِ اَنَّهُ غَلَبَةٌ Amacı ne? İnsanlara gösteriyor ki bak ben öne geçtim. Hele ki konuşurken karşıdakiyle dalga geçme. Mesela bir tanesi yaptı bir tartışmada. Bir şeyi tartışıyorlar. Fosiller var mı yok mu?
Adamın biri oradan diyor ki falanca fosilde var mı diyor. O da diyor ki dedim ki sakın deme var mı diye. Anladım çünkü adam belli tipinden diyecek ki uydurdum. O da dedi ki biz onu da biliyoruz. Evet onu da biliyoruz deyince dedi ki yok ki ben şimdi uydurdum. Ya şimdi kardeşim adamın amacı o değil ki sen nereye ulaştın yani bununla? Bir şey mi ispat ettin? Bunlar nedir mesela? Kabih şekilleri, çirkin şekilleri. Ama dediğim gibi bunlardan korunmak için kullanılır veya çok münkir, böyle müstehzi, inat eden veya dalga geçen kimseler için belki istimal edilebilir yani o anlamda. Ama normalde bir Müslümana yakışmaz. Bir alim bir gün biriyle tartışıyor. Yanlışlıkla o konuşurken gülüyor. Böyle tip insanlar vardır. Sen konuşuyorsun böyle seni görmek için her tarzda gülüyor. Böyle. Ve diyor ki ben ne yaptım diyor bak. Bir an böyle gülüyor. Eyvah diyor. Ben ne yaptım diyor. Ömrü boyunca bir daha gülmeyi kendisine yasak kılıyor. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor? Bi hasbi imrin mine şerri en yahkire ahahel müslim diyor. Bir kimseye şer olarak yeter. Ne yeter? Müslüman kardeşini küçümsemesi. Yani bu ince bir şey yani. Tabii kim de bu ahlak edep olacak yani. Evet. Ve yesturu ve yesturu bizalike cehlehu. Bununla cehaletini örtüyor aslında. Adam kara cahil. Ama sen zannediyorsun ki adam kazanıyor. Ve huve ketirun fi zamanina. Bizim zamanımızda çok diyor. Yani herkes tabii zamanından şikayet etmiş. Zamanı ahir zaman demiş. Yani buna diyecek bir şey yok yani. Ama her zamanda bunlar vardı yani. Yok değil. Doğru vardı. Bel huvel vaki. Bilakis bu vakadadır. Ve hâzen nev'u minel kıyas yenbeği ma'rifetuhu liyettakiye la liyestamile illa bi daruretin lehu. Bunu kullanmak değil de korunmak için öğrenilir bu. Ve fakat zaruret anında kullanırsın. Mesela def'i kafirin muanidin. İnatçı bir kafiri def etmek için. Kessümmi. Bu ne gibidir? Süm gibidir. Yani zehir gibi. La yustamel illa fil emradil habise. Habis marazlar, hastalıklar için kullanılır. Yani burada tabii akıllı olmak lazım. Yani şu çeşitler içerisinde, yani bu hüccetler içerisinde, musannif tabii ne yaptı? Velem yurettibil musannif beyni aksam hüccet akliyeti. Bu akli hüccetleri sıralamaya göre tertip etmedi. Bel zekere alama semaha bihin nazım. Nazım nasıl müsaade ediyorsa ona göre zikretti. Ve tertibuha alama zekertuhu. Tertibi ise nedir? Benim zikrettiğim gibidir. Ben onu sıralamaya. Bakın önce cedeli aldı. Hitabetten önce. Cedeli öne çıkardı yani. Ali Sedat Efendi hitabeti öne çıkarmıştı. Şimdi bunlar içerisinde şu var. Yani bazen bir noktada hitabet daha etkilidir. Hani şu kıssayı duymuşsunuzdur. Zatın biri böyle medreseye gidiyor, ilim öğreniyor, işte şunu alan medreseden mezun oluyor molla. Gidiyor evine dönecek. Yolda bir camiye gidiyor. Camiye bakıyor ki işte muğalata sahibi bir imam. Allah'ım cemaate ne yalanlar söylüyor. Ama cemaat coşuyor. Öyle süslüyor ki adam kalkıyor dayanamıyor molla diyor ki ey cemaat bu adam yalan söylüyor. Tabi bu adam yalan söylüyor deyince imam diyor ki ey cemaat bu adam işte zındık kafirdir şöyledir bilmem ne. Cemaat bu böyle adam diyor dövmek bile sevaptır bunlar dinimize şöyle herkes çullanıyor adama ağız burun kırıyor. Molla çıkıyor atıyorlar dışarıya molla dönüyor medreseye hocanın yanına hocanın diyor. Ben bu şekilde eve nasıl gideceğim? Ben bu kadar ilim öğrendim. İnsanlar bana böyle davrandı. Diyor Mulla Efendi sen diyor ilim öğrendin ama siyaseti öğrenemedin diyor. Değil mi? İlmin de bir yeri var, makamı var. Sen şimdi seni hiç tanımayan, senin hukukunu bilmeyecek, sana çünkü insanların çoğu saygı duyduğu kimseden ilim alıyor. Yoksa tahkik edecek kudretleri yok zaten. Ama sen o ağırlığını vermemişsin. Kendini kabul ettirmemişsin. Kendini kabul ettirmediğin bir toplumda çıkıyorsun, kendince doğruyu söylüyorsun. Ya millet senin nereden bilsin molla olduğunu, ilim sahibi olduğunu? Sen önce akıllı davranacaktın, bunu yapacaktın. Kendini kabul ettirecektin eğer ispat edeceksen. Ayrıca orası bürhan yoluyla ispata mümkün yer yok ki. Başka bir suret kullanacaksın, o imamın suretini kullanacaksın. O da gidiyor tekrar ilmini öğreniyor. Gidiyor tekrar o camiye bakıyor imam aynı. Diyor ki ey cemaat diyor bu nasıl bir imamdır ki sakalından bir tel koparsan cennete girersin. Diye imam cemaat imama saldırıyor. Herkes sakalını koparacağım diye imamı yolup parçalıyorlar yani. Şimdi bu böyledir yani. Bazen makam neyi iktiza ediyorsa ona göre davranırsın. Evet. Ecelluhal burhanu ma ellefe min ullife min mukaddimati bil yakini takterin. Takterin bil yakin yani. Nasıl mukaddimelerden oluşur? Yakine iktiran eden mukaddimelerden. Yani yakini mukaddimelerden oluşana da biz burhan deriz ki ecelli budur. En üstünü budur. Min, onlar nedir yakini mukaddimeler? Evveliyatin, müşahedat, mücerrebat, mütevatirat, hadesiyat, mahsusat bunlardır.
Fetilke cümletül yakiniyet. Hepsi yakiniyet cümlesindendir. Bunları da Ali Sedat Efendi alıyor da çok uzun diye ben oraya girmedik. Artık onu da buradan okumuş oluruz yani. Evet. Ekulu derim ki e'azamu hadihil hamseti el burhanu. Bu beşin en büyüğü burhandır. Ve huve ma teellefe min mukaddimatin yakiniyetin. Yakini mukaddimelerden oluşur. Bi en yekune i'tikaduha cazimen mutabikan thabiten la yetegayyer. Bakın bunu açıklamıştık biz. İtikadı ne olacak? Cazim olacak, mutabık olacak, sabit olacak. Ali Sedat Efendi okurken açıkladık. La yetegayyer, değişmeyecek. Vel yakiniyat, yani sabit değişmemesi de taklidi dışarıda bırakıyor yani. Taklit çünkü nedir? Sabit değil. Mutabık diyerek de ne yapıyor? Cehli mürekkebi dışarı bırakıyor. Vel yakiniyat, yakiniyat ise alâ mâ zekerel musannefi sittetun. Musannefin zikrettiği üzere altıdır diyor. El ula, birincisi el evveliyat. Birincisi evveliyattır. Evveliyat dediğimiz şeyler bedihiyat. Bakın yakiniyatın bir kısmı bedihiyat, evveliyat. Ne demek? Cem'u evveli demek. Ve huve ma hakeme fihil aklu min gayri vasıtatin. Herhangi bir vasıtaya ihtiyaç duymaksızın sırf akılla hükmedilen şeyler. Sırf akılla. Biz buna evveliyat diyoruz. Tetevakkafu ala teemmülin. Değil mi? Teemmüle mütevakkıf o. Teemmüle bağlı, düşünmeye. Kessemâi fevkana vel ardu tahtena gibi değil mi? Yani sema bizim üzerimizdedir diyorsun. Yer bizim altımızdadır değil mi? Bunlar mesela bütün parçadan büyüktür. Parça bütünden küçüktür. Bunlar işte iki dördün yarısıdır. Bir ikinin yarısıdır vesaire. Bunlar nedir? Bedihiyat kabilindendir. Hiçbir delile ihtiyaç duymaz. İkincisi müşahedat. Ve tüsemmâ buna vicdaniyat da denir müşahedeyle. Ve hiyye mâ tudraku bil havâsil batine. Batini havas ile elde edilen, idrak edilen şeylerdir bunlar. Min gayri tevakkufin alel akli. Akla tevakkuf etmeksizin. Akla dayanmaz bu. Sadece hislere dayanır. Bak birincisi sırf akıldı. Bu sırf his. Zaten bunu üçlü taksim yapıyorlar. Sırf akla dayananlar, sırf hisse dayananlar, hisse ve akla dayananlar. Kecu'il insan ve atşihi. İnsanın susuzluğu ve açlığı gibi mesela. Buna müşahedat diyorlar. Ve lezzati ve elemi. Lezzeti ve elemi gibi mesela. Müşahede yoluyla. Ve thalisu el mücerrebat. Buna mücerrebat diyoruz. Tabi bu müşahedat bizim anladığımız şekilde müşahede değil Türkçe'de kullandığımız. Onu mahsusatta alacağız. Bazıları mahsusatı müşahedata dahil ediyor. Mücerrebat nedir? Ve hiye ma hakeme bihil aklu vel hissu ma'at tekerrur. Yani bakın hissin ve akılla birlikte, bakın ikisi birlikte. Akılla birlikte hissin hükmetmesidir. Aklın ve hissin tekerrürle beraber. Çünkü insan tecrübeyi neyle elde ediyor? Tekerrürle. Mesela şu sözümüz gibi. Sakamonya müshiletun. Sakamonya bitkisi ne yapar? İnsanı işte müshil yapar. Yani ne diyoruz ona? Müshil kabız değil. Kabızın zıttı. Ne diyorduk bize? Unuttum. Kabızın zıttı neydi? Kabız hastalık var ya. İnsanın bir şey... İshal hocam. İshal, ishal. Aynen. Müshil zaten Arapça, Türkçe'de de ishal oraya. Müshil dedi, ishal yapıcıdır yani. Vel hamru muskirun. Hamır da nedir muskir? Yani sarhoşluk verir. Bakın bunlar nedir? Mücerrebata dayanır. Rabi dördüncüsü el mütevatirattır. Mütevatir haberlerdedir. Bu çok önemlidir haberlerde. Hadis ilminde bunun üzerine uzun uzun durduk. Hadis ilminde önemli. Ve hiye ma hakeme bihal aklu ma hassetis sema. Bak kulak değil mi? Kulak hassesiyle aklın hükmettiği şey. Ke ilmina bi gazveti ve şafi'i. Mesela bir gazeti. Gazze'yi biliyoruz. Gazze diye bir yer var. İmam Şafii diye biri gelmiş. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet diye biri var. Bunlar hep mütevatirle bilinmiş. Neden? Sebebi kesretil muhbirine bizalike. Yani çünkü çok fazla bunu haber veren var. Ellezine yu'menu tevatu'uhum alel kezibi. Yalan üzerine birleşmesinden emin olunmuş kimselerin, haber vericilerin çokluğu sebebiyle. Çünkü diyorsun ki bu kadar farklı farklı şeyler yalan üzerine birleşmez yani. Mantık bunu reddeder yani. Yani adet bunu reddeder. Hamisi, beşincisi hadsiyat. Hadsiyat sezgi dediğimiz şey. İşte bakın Ali Sedat Efendi bunun üzerinde çok durdu. Yani biz külli kaidelerin pek çoğunu aslında hadsi surette de elde ediyoruz. Ve hiye ma hakeme bihal aklu vel hissu min gayri tevakkufun ala tekerrür. Tekerrüre ihtiyaç duymuyorsun. Akılla his birlikte elde ediyor. Mücerrebattaki gibi ama tekerrürsüz. Yani aklın sürat intikalidir. Hızlı bir surette hemen ulaşmasıdır yani.
ilmi mesela şu ilmimiz gibi. Bir en nur el kamer mesela kamerin nuru müstefadun min nuri şems. Güneşten alınmıştır. Ey ezzannu bizalike zannen kaviyen. Tabi bu zan ifade eder diyor kimileri ama güçlü bir zandır yani. Kimileri de zandan daha ziyadedir. Böyle bir tartışma vardır yani. Aşağıda zaten bu el hadsu sur'atu intikali zihni minel mebadi ilel matalib. İşte budur hadis. Yani zihnin süratle intikalidir. Mebdeden neticeye süratle intikalidir. Bunun mukabili de fikirdir yani. Bak fikir düşünce yoluyla yavaş yavaş delilleri alarak. Hadis dediğimiz de sanki sezgi gibi bir anda zihin süratle intikal ediyor. Hemen hızlı bir şekilde. Evet. Es-sâdisu mahsusat. Mahsusat nedir? Ve hiye mâ yudrakü bi ihtel havâsil hamsi. Zâhireti. Elleti hiye sem vel basar ve şem ve zevk ve lems. Yani dokunma, tatma, işte koklama, görme, duyma gibi beş duyu organı ile hissettiği bir şeyler. Mahsusat. Kulluha fir-ra'yi hâssetun bihi ilel-lems. Ve kulluha fir-ra'si. Hepsi baştadır. Hâsseten bihi kulluha. Onların hepsi fir-ra'si hâssetun bihi illel-lems. Ancak lems hariç onların hepsi kafadadır. Hâssetun bihi ne olur? Ve kulluha fir-ra'si ve onların hepsi kafada hasetün bihi. Kafaya hastır demek istiyor da yani hasetün bihi orada ne diyeceğiz İrafola? Olarak? Ve kulle onların hepsi fir-ra'si hasetün bihi. Yani bir ra'si demek istiyor da yani o zaman bedel diyeceğiz. Bir hasetin bihi diye okuyalım o zaman. Ra'sin bedeli. Hepsi kafada hasetin bihi ona hastır. Sanki bedel şey gibi. İhtimal gibi. Bedeli ihtimal gibi. İlla lems. Ancak lems hariç. Fe innehu yeteadda. Sizin zihninizde başka bir şey geldiyse söyleyin. Benim kafada biraz da durdu. Saatte uzadı. Fe innehu yeteadda ila bakiyetil beden. Fakat o nedir? Lems hariç. Lems kafada değil bütün bedene dahil olur. Ve ba'duhum edhalel mahsusat fil müşahedat. İşte bazıları mahsusatı müşahedata dahil ettiği. Bi ca'liha şamileten lima yudraku bil havas ez zahire. Ne ile? Dedi ki o da şamildir. Yani havas-ı zahire ile idrak edilen şeylere şamildir. Fe'addel yakiniyet hamse. Böyle yapanlar yakiniyatı 5 saydılar. 6 saymadılar. Ve vecu hasril yakiniyet fi sitte. Peki bunun 6 tane olduğunu yakinilerin nereden buldunuz? Ennel ma'na bunun hasr ve cihine. Bakın buradaki hasr ne? Hasrıl akli mi? Hasr-ı istikrai mi? Hasr-ı ca'li mi? Sizce hangisi? İşte burayı konuşacağız. Hasır akli midir, istikrai midir değil mi? Cali değil bir kere. Ne diyeceksin delilden? İmma el ma'en el ma'na, mana şudur. İmma en yestakillel aklu bihi. Akıl ya müstakildir kendisinde. O da nedir? Fehuve el evveliyat. Evveliyattır. Sadece bir şeyi insan akıl suretiyle alır ki bu evveliyattır. Veya evla yahtacu ileyh. Veya akla ihtiyaç duymaz ki o da vicdaniyat ve mahsusattır. Burada akıl yok. Sadece hisler. Ev yahtaç lehu ve li gayrihi. Hem akla hem de başkasına muhtaçtır. O da tecrübiyat, mütevatirat ve hadsiyattır. Vel ilmul hasıl mine selasetil müteahhirati. Bu son üç suretteki elde edilen ilim, yani tecrübiyat, mütevatirat, hadsiyat, la yakumu hücceten, hüccet olmaz. Alel gayr. Başkasına hüccet olmaz. Bir sebebi ennehu kad la tekunu lehu tecrübeten. Zira onu tecrübe etmemiş olabilir. Ve la tevatura ve la hadese. Değil mi? Tecrübesi yok o konuda tevatürü veya hadisi yok. Li ademi müşareketihi fi zalike lil müstedil. Çünkü müstedil indinde buna bir müşareketi yok. Bu konuda bir bilgisi yok yani. Yani buna bir tecrübesi yok, tevatürü yok, hadisi yok. Kalehu ba'duhum. Bazıları böyle dedi. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biz hep diyoruz ya mukaddimeler şöylese netice kesin olacak. Peki neticenin, mukaddimelerin bu şekilde neticeyi vermesi, yani neticeyi bizlere yani neticeyi müstelzim olması ne açıdandır? Ve fi delaletil mukaddimati alen neticeti hilafun ati. Bu çok önemli bir şey. Şeyde de çok kullanılır. Kelam ilminde de göreceksiniz. Yani mukaddimelerin neticeye delalet etmesi de ihtilaf vardır. Hangi açıdandır? Kimi dedi ki akliyun, kimi dedi ki adiyun, kimi dedi tevellüdi, kimi dedi ki evvacibun vel evvelül müeyyedu. Birincisi ise vel evvelül müeyyedu. Birincisi teyit edilmiştir. Kimi dedi ki aklidir. Yani bu şekilde.
delilin, yani bu mukaddimelerin neticeyi, matlubu gerektirmesi işte eşarilere göre, filozoflara göre, mutezilere göre ve İmam Razi'ye göre dört çeşittir. Ya aklidir. Eşariler diyor ki ya aklidir ya adi. Buradaki akliyi İmam Razi diyor. İmam Razi akli diyor. Eşariler diyor ki hayır diyor, bu lüzumi şeydir diyor. Adidir diyor. Buradaki diyor lüzum diyor adidir. Hukema işte filozoflar diyor ki tevellüdi diyen Mutezile hukema da diyor ki i'dadidir. İ'dadidir diye bu şekilde getiriyor. Yani vaciptir diyor. Bu dört tane görüş var. Şimdi buna göre açışı yapacağız, anlayacağız. Yani şunu söylüyoruz netice olarak. Eşariler diyor ki bu iki mukaddimenin neticeyi vermesi adidir. Ne demek adi yani? Adi deyince ne anlıyoruz yani? Yani mukaddimeleri bildiğimiz zaman neticeyi bilmek de var edilmiştir, yaratılmıştır. Bu yaratmak ama Allah'a vacip değildir. Bu adi bir netice diyor. Burada mesele Allah'ın işte müdahale edip etmemesi. Yani biz iki mukaddimeyi bilince neticesi vacip mi olur ortaya çıkması, yoksa yine Allah mı yaratır? İşte eşariler ve işte umum işte şeyler, kelamcılar bunun adi olduğunu söylüyor. Yani adidir. Dilerse Allah marifet yaratır, dilerse yaratmaz. Yani tahallufu caizdir demektir. Ama hukema diyor ki, filozoflar diyor ki i'dadidir. Yani mukaddimeler bilindiği zaman onu bize, neticeyi bilmeye bizi hazırlar. Artık bu neticenin Allah tarafından yaratılması vaciptir diyorlar, haşa. Zira diyor feyiz, şöyle bir delil getiriyor. Bunlar da İslam filozofları. Çünkü feyiz diyor neydi? Nedir? İdad. İdad hazırlamak. Hazırlamak ile şart koşulmuş. Fakat eğer Allah bunu yaratmazsa haşa, sanki cimrilik yapmış olur. Bu da diyor Allah bundan münezzehtir diye söylüyor. Mutezile diyor ki bu tevlilidir. Ne demek tevlidi? Tabi onlar tevlidi demesinin sebebi yine kendi düşünceleri. Ne o? Şeyle alakalı, şeyin kaderle alakalı meselesi. Yani diyorlar ki mukaddimeyi bilmek diyor neticeyi doğurur diyorlar. İcap eder. Neticeyi ne yapar? Doğurur yani. Yani onlar diyorlar ki Allah'ın dahli yoktur diyor yaratmakta. Bu bizzat diyor bununla istidlal eden kimsenin vasıtasıyla meydana gelir. İmam Razi ne yapıyor? İmam Razi diyor ki hayır diyor, buradaki aklidir diyor. Yani o diyor ki oradaki mukaddimelerde yer alan ilimden yani neticeyi bilmek, onları bilmekten neticeye ulaşmak, neticeyi bilmek diyor, onun kopması diyor nefs-i lemirde muhaldir diyor. Yani nefs-i lemirde Allah öyle bir yaratmış ki diyor, onu bildiğinde, ikisini bildiğinde neticeyi de biliyorum. Nefs-i lemirde beraberdir diyor. Dolayısıyla diyor ki buradaki şey nedir? Bu kopmamayı idrak etmek aklidir diyor yani. Bu şekilde söylemiş. Evet. Zira İmam Razi buradaki lüzumu emri itibari görüyor ama. Emri itibari gördüğü için Cenab-ı Hakk'ın halk sıfatının ona taallukunu gerekli görmüyor. Ama eşariler oradakini emri hazır olarak gördükleri için, emri kat'i olarak gördükleri için halkı ondan hariç tutamıyorlar. O yüzden de mecbur ne diyorlar? Adi diyorlar. Meselenin özünde bu var. Yani bu tabii ince bir mesele ama güzel de bir mesele, kelami bir mesele. Yani anlamasanız çok bir şey kaybetmezsiniz ama şimdi burada görmüş olun yani. Ekulu fi ifadeti nazarı sahilin neticeti erbaatü mezar. Dört mezhep var. Birincisi ennen netice lazimetun lin nazar lüzumen akliyen. Yani iki mukaddimenin neticesi lüzuma akli ile lazımdır. La tenfekku anhu, ondan kopmaz. Bir mana şu ne demek yani? Enne men alimel mukaddimeteyn, iki mukaddimeyi bilen imtena en la ya'lemen netice. Neticeyi bilmemesi mümkün değil. Ama bu aklidir. Akli olması Allah'ın yaratması vacip midir ama değildir. Çünkü İmam Razi diyor ki bu itibaridir diyor. Buradaki şey lüzum diyor itibaridir. Lazım diyor ya, lüzum akli. İtibari olduğu için diyor halk ona taalluk etmez. Yani yaratmak ona taalluk etmez. Fele ilmu, tabi ne demek işte emri itibaridir vesaire, bunlar kelami meseleler. Şimdi oraya giremeyiz yani. Fel ilmu bin netice, şimdilik söylüyorum. Yarın öbür gün bu ilme hakim olduğunuzda gelip dinlerseniz o zaman anlarsınız tam manasını. Şimdilik suretini anlayın. Fel ilmu bin neticeti lazımun lil mukaddimeteyn. İlim, neticeleri bilmek mukaddimelerin lazımıdır. Keluzumu ru'yeti lil mer'i mesela.
Rü'yenin lüzumu gibi. Mer'i gören kimse için rü'yetin lüzumu gibi mesela. Gören kimse için rü'yet lazımdır yani. Ve huve mezhebu İmamül Harameyn. Bu İmamül Harameyn'in mezhebidir. Aynı zamanda neydi onun adı? Şeyin de mezhebidir. İmam Fahrettin Razi'nin mezhebidir. Telazum akli diyorsun. Ha, ennehu la yumkin infikakul ilim bi mukaddimeteyn. Zaten daha demin söyledik yani. Evet. Ve sani ikincisi ennel ilme bin neticete adiyyun. Adidir diyor. İmam-ı Harameyn dedi de Cüveyni yani. İlim diyor, ilim diyor, neticeleri bilmek diyor adidir. Tahallufu caizdir. Aslında bunun özünde zaten bu var. Hocam niye giriyorlar bu meseleye? Burada mesele Cenab-ı Hakk'ı bir şeyin işte filozoflar işte diyoruz ya böyle ilimde o yüzden diyoruz. Filozofların vesaire İslam filozofları da olsa İbn Sina'lar vesaire bunlar ilimi işte belli bir noktaya getirince ne oluyor? İşte olay karışıyor yani. Gereksiz böyle yerlere girilince İslam alimleri de bunlara cevap vermek için onlar da girince artık ilim öyle bir noktaya ulaşıyor ki çok az insanın fayda vereceği kelam ilmi maalesef öyle bir noktaya ulaştı yani. Tabii artık son zamanlarda yeni ilmi kelam çalışmalarıyla bu belki bir noktada arındırıldı. Yani diyor ki nazardan tahallufu caizdir. Yani Allah dilerse bunu yaratmayabilir. Lianne nazar mahlukun lillahi teala. Allah diyor Allah'ın yarattığıdır nazar. Vel ilmu bin neticeti yuced indehu la bihi. Yani neticeyi bilmek diyor yuced indehu onun indinde vardır la bihi onunla değildir. Ve hâzâ mezhebi şeyhül eş'ari, eş'arilerin mezhebidir. Bu da. Üçüncüsü, ennel ilme bin neticeti mütevellid, yani tevlididir diyor. Hani nazar, nazardan doğar. Yani kişinin nazarından, kişinin nazarı onu oluşturur diyor. Yani bi ca'lin nazar makduran lin nazirin mübaşereten. Yani onun nazarının ona verdiği kudret ve yaratmayla. Çünkü onlar ne diyorlar? İnsan efalini kendi yaratıyor. Fen neticetü mütevellidetün anhu. Yani kendi yaratıyor dedi ya, yaratma sıfatını Allah veriyor diyor yani. Buradaki netice nedir? Ondan tevellüd eder, ondan doğar. Ke tevellüdü hareketil hatemi an hareketil isba. Mesela aynı diyor, ne demek diyor bu hareket? Aynı sen diyor parmağını hareket ettirdiğinde yüzük hareket eder ya, bunun gibidir diyor yani. Ve hâzâ mezhebil mu'teziletil bânîn lehu alâ bânîne, bina edenlerin mezhebi lehu alâ asli mahdûmin. Yani hedmedilmiş bir asla. O da ne? Ve hu ennel abde yahluku ef'ale nefsihi. Kendi fiillerini kul yaratır gibi hedmedilmiş. Batıl bir aslı üzerine bina eden mutezilenin mezhebidir. Dördüncüsü, ennen neticete ma'lulun lin nazar. Nazar ile ma'luldür. Ma'lul, illet ma'lul ilişkisi. Bu da filozoflar. Ve hu illetun, illettir yani. Ve hâzâ mezhebu felâsifetil qâiline bi te'tîril ille. İlletin tesirini söyleyen. Ve huve batıl. لَاَنَّ الْعِلَّةَ لَا تُفَارِقُ مَعْلُولَهَا. Mağlulundan müfarik olmaz, ayrılmaz. Ve nazaru la yucami' ennetice. Oysa nazar ise neticeyle bir araya gelmez. لَنَّهُ ضِدُّ الْعِلْمِ فَلَا يُجَامِعُهُ. İlmin zıttıdır, onunla ne yapmaz? Cem olmaz. Bu şekilde en önemli kısım olan sınat-ı hamseyi bitirdik. Ve son hatime kaldı. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Vahur davan elhamdülillahi rabbil alamin.